Bayram namazını kıldılar, kurbanlıklarıyla birlikte önceden anlaştıkları kesimhanelerin yolunu tuttular. Ama onları kötü bir sürpriz bekliyordu. Paralarını alamadıklarını söyleyen kasaplar iş bırakmıştı. Kimi eline aldığı bıçakla kurbanını kendi kesmeye çalıştı, kimi de kaptırdığı parasının peşine düştü. Bir rezillik var, bir kepazelik var. Ben yola gideceğim, ben ne zaman gideceğim? 600 lira para veriyorum. Elleriyle zincirleri çekiyorlar, makineler durmuş durumda. Kasaplar kaçtı, kesimhaneler karıştı, sinirler gerildi. Kurban sahipleri de kasaplar da mağdur biziz dedi. Bayram çileye döndü. Kasap olarak buraya geldik ve mağdur edildik. Müşteriler de mağdur edildi. Koyun sahiplerine de yazık, bize de yazık. Benim arabamı ben kestireceğim abi. Habibler'de bir kesimhanede kasaplar kurban sahiplerinden 150 bin lira para toplayıp sırra kadem bastı. Ortalık karıştı. Polis ve jandarma olaya müdahale etti. Tansiyonun yükseldiği yerlerden biri de avcılardı. Bizim işveren kimse kaçmışlar. İşveren kaçı, dolayısıyla kasapların çoğu da evine gitmek zorunda kalıyor. Avcılardaki bu kesimhanede kasaplar paralarını alamadıklarını iddia ederek iş bırakınca işler iyice sarpa sardı. Kurbanlık hayvan sahipleri de yeni kasaplar gelecek vaadiyle saatlerdir bekliyorlar. Bizi de çaptılar abi. 11.30'dan beri bekliyoruz. 350 tane koyun kestik. Hemen hemen 200 tane koyun kestik. Adamlar bizi çarptılar. Biz de hiçbir şey ödemeden kaçtılar. 200 tane fişim var cebimde. Hiçbiri alamıyorum parasını. 15 kişi var. Hepsini saydım. Da ben 20 milyar bunlara para ödeyeceğim. Şu anda topladığım para 2,5 milyar. Yeni kasaplar da gelmeyince hayvan sahipleri ellerinde fişle ortada kaldı. Saatlerce bekleyenler oldu. Sahte fiş yani. Adamlar aldık, kaçtı gittiler. İmzası mühürü olması lazım. Paralı geri vereceklermiş diye buradan biliyorlardı. Geldi kapalı. Bir rezillik var, bir kepazelik var. Bıçağı alan kurbanını kendi kesmeye kalkıştı. Halkın kendisi girmiş, kurbanlarını kesiyorlar. Sultan Gazi'de de benzer görüntüler yaşandı. Kurban olayım, sabah saat 7'den beri buradayız ya. 50 bin miktar dağıtıldı, para bitti. İkinci mevla yolda geliyor. Pislik her taraf, pislik içinde ya. Hem çoluğum çocuğum rızkını getireyim buraya veriyorum ya.